Amerika tarihine damga vuran politikacılar, başkan adayları ve başkanlar tuş ülkeleri de etkilemektedir ki bizlerin kulağı bu isimlere oldukça aşina. Abraham Lincoln, Cumhuriyetçi Parti ile başkan olmayı başaran ilk politikacıdır. Ülkelerde köleliği kaldırması ona büyük bir saygı kazandırmış ve yaşlı olduğu dönemlerde bile aşırı bir güce sahip olmuştur. Abraham, suikast sonucu ölen ilk Amerika başkanıdır. O dönemin ünlü tiyatro sanatçılarından ve Abraham'ın hayran olduğu John Booth tarafından öldürülmüştür. Suikasti yapan katilin kardeşi, Abraham'ın oğlu Robert Lincoln'u bir tren kazasından kurtarmıştır. Başarılı biyolog Charles Darwin ile aynı günde olmuştur ve kadınların da oy kullanabileceğini savunan ilk büyük liderdir. Abraham'ın kayda değer onlarca sözü olsa da en beğendiğim şöyledir. Eğer bir ağacı kesmek için bir saatim olsaydı ilk 45 dakika sadece baltamı bilerdim. Oy ile seçilen ilk başkan olan Washington'ın IQ seviyesi 125'tir ve tilki avlamayı çok sever. Bu sebeple de ona pek çok kişi ihtiyar tilki olarak seslenirmiş. Henüz 14 yaşındayken Amerikan donanmasına katıldı ve cephede bizzat savaşan ilk ve son Amerika başkanıdır. Başkanlık görevinde bulunan ilk masondur ve siyasi partilere karşıydı. Newsweek dergisinde yayınlanan bir ankete göre Amerika'daki öğrencilerin %15'i şu anki Amerika başkanının George Washington olduğunu sanmakta. Amerika'nın başkenti Washington'ın planlanmasında yardım etse de adının verildiği bu eyalette hiç yaşamamıştır. Kendisi atlara çok iyi bindiği gibi sahibi olduğu altı beyaz atın da her gün dişlerini fırçalatıyor. Clinton seçimleri ufak bir oyla kaybetmeseydi ilk kadın Amerikan başkanı olacaktı. Ergenlik çağındayken göçmen Meksikalı işçilerin çocuklarına bakmak için bir bebek bakım grubu kurmuştur. Hillary, Yale Üniversitesi'nde 235 kişilik sınıfta sadece 27 kadının arasındaydı. It's real! It's real! Hillary Clinton, Walmart ve TCBI yönetim kurulunda görev yapmıştır. Yani iyi bir iş kadınıdır. Obama'nın bir öfke tercümanı bulunmaktadır ve hayalindeki meslek mimarlıktır. Gençlik yıllarında esrar dahil çeşitli uyuşturucuları denemiştir. Harry Potter serisinin bütün kitaplarını okumuştur. Obama, ünlü macera perest bir Girls'ın bir programına konuk olmuştur. Well, they may be proud of me, they don't necessarily admit it right now. So are they classic? Obama en kötü alışkanlığının sürekli BlackBerry'sini kontrol etmek olduğunu söylüyor. Amerika'nın en cool ve en samimi başkanıdır ki bir seferinde konuşma alanına kaykayla gelmiştir. Tartılan danışmanını trollemesi ve Usain Bolt'la imza pozu vermesi gibi ilginç olaylar da fotoğraflara yansımıştır. Egosuna yenik düşmemesi, çocuklarla ve gençlerle oldukça iyi anlaşmasını sağlamakta. Paranın kıça peçete olduğu, milyonların bir hiç olarak görüldüğü bir hayat sürmesine rağmen Trump askeri okula gitmiştir. Hollywood Yıldızlar Geçidi'nde ismi bulunmaktadır ve Trump düşmanları isminin üzerine Nazi simgesi çizmişlerdir. Kendi adına ait vodka bulunsa da Trump hayatı boyunca alkol ve sigara kullanmamıştır. Evde tek başına iki filminde ufak da olsa bir role sahiptir. Excuse me, where's the lobby? Down the hall and to the left. Thanks. Göçmen karşıtı ilerleyiş sürse de kendisi Alman göçmeni bir ailenin çocuğudur. Donald Trump bir seferinde WWE'ye girip ortalığı dağıtmıştır. Eski Amerika Başkanı Obama'ya başkanlığı bırakması karşılığında hayatı boyunca ücretsiz golf üyeliği teklif etmiştir. Trump başarılı bir iş adamı olsa da 90'ların başında çok zor dönemler yaşayıp batmaktan kendini zor kurtarmıştır. Obama. Gelecek videolarda ne görmek istersiniz? Yorum bölümünde belirtirseniz sevinirim. Listelerden anında haberdar olmak için Hoşbeş'e abone olduğunuzdan emin olun ve YouTube algoritmasını alt üst etmek için videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.